Tarih 22 Ekim 1911. Yer Kuzey Afrika. Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde yer alan Trablusgarp'ı işgal eden İtalyan Hava Kuvvetleri'nden Yüzbaşı Carlo Piazza, Blériot X-1 uçağıyla havadan keşif yapar. Bu olay bir savaşta kullanılan ilk uçak olarak havacılık tarihine geçer. Trablusgarp Savaşı havacılık tarihi açısından başka birçok ilki de barındırır. Tüfek ilk kez İtalyanların uçaklarına karşı Türk ordusu tarafından 25 Ekim 1911'de kullanılır. 28 Ekim 1911'de Yüzbaşı Piazza ilk kez havadan topçu ateşini gerçekleştirir. Mustafa Kemal'in de genç bir subay olarak yer aldığı savaşta Türk ordusu 15 Aralık 1911'de ilk kez uçaksavarla hava savunması yapar. İtalyan Hava Kuvvetleri'nin 22'si uçak, ikisi hareketli balondan oluşan hava gücüne karşı Türk ordusu Trablus'ta önemli başarılar elde eder. Ancak uçakların saldırı, savunma ve keşif amaçlı olarak gerçek anlamda kullanıldığı ilk savaş Birinci Dünya Savaşı olur. Aradan geçen süreçte uçakların yolcu taşımacılığının yanı sıra askeri amaçlı kullanımı giderek arttı. Bugün dünya genelinde 15.568'i savaş uçağı, 1858'i özel görev uçağı, 5.145'i nakliye ve tanker uçağı, 18.686'sı savaş helikopteri, 10.525'i eğitim uçağı ve helikopteri olmak üzere toplam 51.782 askeri hava aracı bulunuyor. Dünyanın en güvenilir havacılık medya grubu arasında yer alan Flight Global'a göre askeri hava araçlarının 20.603'ü Amerika ve Asya Pasifik bölgesinde hizmet veriyor. Avrupa'da 6.872, Rusya'da 3.656, Orta Doğu'da 3.078, Afrika'da 2.864 ve Güney Amerika'da 2.322 hava aracı yer alıyor. Ülkeler sıralamasında ise Türk Silahlı Kuvvetleri 1146 adetlik aktif askeri hava aracı filosuyla dünya 9.'sü konumunda. Listede 13.940 hava aracıyla ABD 1., 2.885 hava aracıyla Rusya 2., Çin ise 2.731 hava aracıyla 3. sırada. Türk Hava Kuvvetleri 331 adet savaş uçağıyla 10., 87 adet nakliye ve tanker uçağıyla 8., 391 adet savaş helikopteriyle 9. ve 329 adet eğitim uçağı ve helikopteriyle 7. sırada bulunuyor. Dünya Hava Kuvvetleri'nde %15'lik payla en çok tercih edilen savaş uçağı 2309 adetle F-16. ABD'li Lockheed Martin tarafından üretilen savaşan Şahinler, Türk ordusu filosunda da 179 adet bulunuyor. Tek motorlu F-16'nın uzunluğu 15.03 metre, kanat açıklığı 9.45 metre. Savaşan Şahinler, saatte 2175 kilometre hıza ulaşıp 15.240 metre irtifada uçabiliyor. Ülkelerin savaş uçağı filosunda ABD'li Boeing üretimi F-18'ler, 1005 adetle 2., F-15'ler 870 adetle 3. sırada yer alıyor. Daha sonra 4., 5. ve 6. olarak Rus uçakları sıralanıyor. Mikoyan üretimi MiG-29 856 ve MiG-21 793, Sukhoi tarafından üretilen Su-27-30-35 ise 791 adet kullanılıyor. ABD'li Northrop Grumman'ın ürettiği F-5'ler 521 adetle 7. olurken, Rus Sukhoi tarafından üretilen Su-25'ler 487 adetle 8. Su-24'ler de 473 adetle 9. sırada. Boeing üretimi F-4'lerin 450 adetle 10. olduğu listede, diğer model savaş uçaklarının sayısı ise 7013. Dünyada en çok kullanılan helikopter Sikorsky S-70 ve varyantları UH-60 ile SH-60. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde 81 adet bulunan bu helikopterin çeşitli ülkelerin filolarındaki toplam sayısı 3.342. Ordular tanker ve askeri nakliye uçağı olarak en çok Lockheed'in C-130'unu ve onun sivil tipi L-100 Herkül'ü tercih ediyor. Lockheed C-130, L-100 modelleri askeri kurumlar tarafından 1131 adetle en fazla kullanılan model durumunda.
Türkiye'nin Tayyip'i hayata geçirmeye çalıştığı Anka gibi insansız hava araçlarına ilgi ise son yıllarda oldukça artmış durumda. Dünyada en çok tercih edilen savaş uçağı F-16 gibi modeller yakın bir sürede yerini yeni nesil İHA'lara bırakacak gibi görünüyor. Öyle ki ABD donanması yeni nesil savaş uçağı F-35'in tamamen hazır olmasını beklemeden Amerika'nın 6 büyük savunma ve havacılık firmasından yeni insansız savaş uçağı tasarımlarını istediğini açıkladı. Hatta bu açıklamanın üzerinden çok geçmeden Boeing ve Lockheed Martin donanmaya yeni konseptlerini sundu. Havacılık sanayi yeni hava araçları üretmek için son sürat çalışıyor. Gelecekte hem yolcu hem de askeri amaçlı yeni teknolojiler havacılık sektörünün beğenisine sunulacak. Türkiye'nin de yer almak istediği bu süreci biz de yakından takip ediyor olacağız.